Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbim rahmete bereketi nur üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz Nisa suresi 35. ayetten 45. ayete kadar isteyeceğiz. Onun öncesi de var ama gerek yok o kadara. Hatta onları da kesinlikle alma, işleme durumumuz dahil olabilir. O yüzden kardeşlerim, şimdi normalinde özellikle 35'ten başlamamız lazım okumaya. Hani sırala gitmemiz gerekiyor ya, Kur'an-ı Kerim'deki yazılış sırasına göre. Oysa şöyle, tam tersine, biz bu ayetlerin ne olduğunu anlayabilmeniz için bunu tersten geleceğiz. Tersten derken şöyle, yani 34-35'ten başlamayacağız. 45'ten geriye doğru okuyarak geleceğiz. Sebebini ben sonra sizlere daha net anlatmış olacağım. Sıralamayı yani 45, 44, 43 diye anlamanız lazım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesinlikle münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Sen kesinlikle onlara bir yardımcı bulamazsın. 44, ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri başınıza geçirmeyin. Allah'ın aleyhinizde bir açık delil getirmesini ister misiniz? 143, arada bir yerde bocalayıp durmaktadırlar. Ne onlarla ne de bunlarla beraberdirler. Allah kimi şaşırtırsa artık sen ona bir yol bulamazsın. 42, muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Allah da hilelerini başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. Halka gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı pek az hatırlarlar. 141, onlar sizi gözetleyip durmaktadırlar. Eğer Allah'tan size bir zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik diyecekler. Yok, eğer kafirlere bir pay düşerse, sizin üstün olmanızı sağlamadık mı, sizi müminlerden korumadık mı diyecekler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmünü verir. Allah kafirlere, müminlere aleyhinde bir yol vermeyecektir. Allah kafirlere, müminler aleyhine bir yol vermeyecektir. Yani müminlere galebe çalamazlar. 140, o kitabında size şunu da indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini, onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze başlayıncaya kadar, yani konuyu değiştirinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Çünkü o zaman siz de onlar gibi olmuş olursunuz. Şüphesiz Allah münafıklarla kafirlerin tümünü cehennemde toplayacaktır. 39, onlar müminleri bırakıp kafirlerin koruyuculuğuna tutunuyorlar. Onlar müminleri bırakıp kafirlerin koruyuculuğuna tutunuyorlar. İzzet onların yanında mı? İzzet onların yanında mı arıyorsunuz? Şüphesiz izzet tamamen Allah'ın yanındadır. 38, münafıklara müjdele. Onlara acı bir azap vardır. 37, İman ettiler, sonra inkar ettiler, sonra yine iman ettiler, sonra yine inkar ettiler. Daha sonra da inkarda ileri gittiler. İşte bunlar Allah'a ne bağışlayacak ne de doğru yola çıkaracaktır. 36, ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba, özellikle bu ayete çok dikkat edin kardeşlerim. Bir iki kez tekrar okuyacağım ki daha iyi anlayabilmeniz için. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba, ondan önce indirdiği kitaba da iman eden, kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini, ahiret gününü inkar ederse, muhakkak ki o uzak bir sapıklığa sapmış gitmiştir. Bak bu ayeti dikkat edin. Tüm tefsirciler, tüm böyle ben dinini biliyorum, ilim sahibiyim, Arapça biliyorum diyenler bu ayete gelince apışık kalıyor. Bak bir daha okuyorum, siz de iyi dinleyin, ne demek istiyormuş. Yani anlayana
Yani tabiri caizse Allah'tan bir mükafat diliyorum ben. Ben kimseye bir şey vermek durumunda ya da hani böyle bir ödül vermek durumunda değilim. Ödülün de cezanın da sahibi Allah'tır. Ama iyice dinleyin kardeşlerim bu ayeti. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba. Bak, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ayrı. Sonra ondan önce indirdiği kitaba. Ondan önce indirdiği kitap ne? Hangi kitap? Sonra iman edin. Yani indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini, ahiret gününü de inkar ederse muhakkak ki o uzak bir sapıklığa sapmış olur. Gitmiştir, sapmış gitmiştir yani. Bu ayeti de size açacağım kardeşlerim videomuzun ilerleyen bölümlerinde inşallah biznillah. 135 ey iman edenler kendilerinizi ya da anne babalarınızı veya akrabalarınızın aleyhine dahil olsa Allah için adaleti sağlamaya çalışın. Şahitler olunuz. Çalışan şahitler olunuz. Parantez açmışlar. İster zengin ister de fakir olsun. Allah ikisinden de önceliklidir. Onun için haktan ayrılıp nefsin arzusuna uymayın. Eğer eğip bükerseniz, dininizi eğip bükerseniz veya çekinirseniz şüphe yok ki Allah her şeyi her ne yaparsanız haberdardır. 34'ü de okuyalım ve sonlandıralım kardeşlerim burayı. 134 kim dünya hayatını isterse bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah'ın yanındadır. Allah iştendir, görendir. Şimdi kardeşlerim bu Nisa suresindeki sıralamayı neden özellikle çok özür diliyorum. Yani ayetleri 134'ten başlayıp 45'e hatta 46'ya da çıkarabiliriz. Gitmedim. Size daha iyi net anlatabilmek için bu işin hikmetinin olayını, akışına. Hani Arapça soldan sağa doğru gidiyor ya. Rüyalar da öyledir. Önce gördüğünüz sahne final sahnesidir. Sonra o final sahnesinden oraya nasıl gelindiğini anlatır. Burada da Kur'an-ı Kerim'de de çoğu ayette Rabbimiz bir nevi bu anlatım uslubunu burada da kullanıyor aynı. Bunu anladınız değil mi? Defaça daha önce de anlattık. Şimdi 92. ayet yani indiriliş sırası 92 olmasının hasebi hani çok özür güncelimizi işleyen bir konu burası kardeşlerim. Bu ayetler benim baktığım anladığım kadarıyla güncel olaylara baktığımızda güncel anlatıyor. 92. Tabii bu 92 tam olarak neyi anlatır bilmiyorum ama şunu şöyle mantık olarak kendimize diyorum. 1992'den bu tarafa doğru aldığımızda düşünün. Burada münafıkların türediğini, münafıkların kafirlerle işbirliği yaptığını göreceğiz. Görüyoruz, gördük. Doğru mu? Yani bunu net anlayalım. Burada münafıklar ne yapıyor? Kafirleri dost ediniyor. Ama müminlere bir yol açılacağını, Allah-u Teala'nın müminlere de bu münafıkları desteklememelerini, onları yanında oturmamalarını, onların ileri geri Allah hakkında konuşmalarından dolayı konu değiştirilinceye kadar oradan uzaklaşmamızı bildiriyor. Uzaklaşmasak bizim de onlardan olacağımızı bildiriyor. Münafıklar kafirlerden, korkularından kafirlerden bir güvence mi almak istiyorlardı onlara karşı ikili oynuyor. Hem Müslümanlardan görünüyorlar hem de kafirlerden görünüyorlar. Bugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onu yönetenlere Müslümanım diyen aslında bunların münafık olduğunu, NATO çerçevesinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde, Amerika'sından, İsrail'inden, Batısından bugün aşikar hizmet ediyor, onlara uşaklık ediyor. Onların arka bahçesini çöp geri dönüşüm kutusu gibi işliyor. Diğer taraftan da Filistin'de Müslümanlara biz de sizinleyiz, sizin yanınızdayız, sizi destekliyoruz deyip suçu batıya atıyorlar. Eğer elinizde yetki varsa ki var, neden kullanmıyorsunuz değil mi? Filistinli kardeşlerinize, müminlere destek olmuyorsunuz. Burada ayet net söylüyor. Eğer diyor müminler galip gelirse bizim de bu ganimetten bir hakkımız var demek için yanlarındayız gibi gözüküyorlar. Diğeri kafirler galip gelirse bak biz
size karşı müminleri koruduk, kışkırtmadık. Siz galip gelin diye, bize bir güvence verin diye. Ayetler bunları net okuyor. Ekranlara koydum. Okuyun, anlayın kardeşlerim. Ve çok ilginç. Allah-u Teala bunların cezalandırılacağını, bunların ekseriyetini kafirlerle münafıkları cehennemde toplayacağını bildiriyor. Ve kardeşlerim 137. ayette ne diyor? Onlar, münafıklar için iman ettiler, sonra inkar ettiler. Sonra yine iman ettiler, sonra yine inkar ettiler. Daha sonra da inkarlarında ileri gittiler. İşte bunlar, bunları Allah bağışlayacak, ne de doğru yola çıkaracaktır. Yani güncelimizi anlatan bu ayetlerde net anlıyoruz ki, Filistin-İsrail olayları, işte gerçekten kimin mümin, kimin münafık olduğunu ortaya çıkarmıştır kardeşlerim. İşte ikili oynayanların münafıklar olduğunu, buna Atatürkçülüğü savunanlar, sistemi savunanlar, Batı'yı savunanlar, Rus'u savunanlar hepsi münafıklardır kardeşlerim. Anladınız mı? Bu sistemi savunan, küfürü savunan kim varsa, babamız da olsa, anamız da olsa, bunlar münafıklardır. Şimdi Rabbimiz bunu bildiriyor. Bak, buraya kadar sıkıntı yok. Bunu net anlıyoruz. Ayetlerin akışından öyle bir işlenmiş ki biiznillah, yani bunu yakalamak Allah'ın lütfu ihsanıyla olan bir şey. Yoksa bizim elimizde bir şey değil yani, öyle ben buldum şeyiyle değil yani. Şimdi 136. ayete gelelim. Biz dinleyin bakın. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba. Şimdi Allah'a ve Allah'ın gönderdiği bir Resul var. Nebi değil bak. Kitap gönderilenler genelde Nebilerdir. Bunu belirtelim. İki, ondan önce indirdiği kitaba da, ondan önce indirdiği kitap ne? Örneğin. Allah'a ve Resulüne indirdiği kitaba dersek, burada Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim dersek, ondan önceki kitap, indirilen kitaba da İncil'e mi iman edin? Peki burada İncil'i alıyor da neden Tevrat'ı, Zebur'u da almıyor örneğin, değil mi? Devamında kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini, ahiret gününü inkar ederse muhakkak o uzak bir sapıklığa sapıp gitmiştir. Şimdi buradan gördüğümüz kadar tüm Resullere, Nebilere, indirilen kitaplara, ahiret gününe ve meleklerine imanı da Allah-u Teala belirtmekle beraber bunları inkar edenlerin de sapıklığa sapıp gitmiştir diye belirtiyoruz. Yani kafir olanları belirtiyor. Peki buradaki Allah'ın Resulüne ve Resulüne indirdiği kitap hangi kitap? Ondan önce indirdiği kitap, tıbba da iman edin dediği kitap hangi kitap? Şimdi benim kendi tespitim şu biiznillah, en doğrusunu Rabbim bilir. Kur'an-ı Kerim dedik ki son kitap değil mi indirilen? Evet, doğru. Bundan sonra kitap indirilmeyecek ama Kur'an-ı Kerim'le alakalı içerikler indirilir. Mühkem ayetler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. Bunlar net olan ayetlerdir. Müteşebbih bölümü olanlar da son Resul'e verilecek kitabın parçalarıdır. Yani iki kitap da aynı bana göre bakarsanız. Çünkü Hazreti Muhammed ve Hazreti Mehdi dediğimiz Zulkarneyn aleyhisselam bir bütünün, yani iki elmanın yarısı gibi. Kur'an-ı Kerim'in ön sayfası, arka sayfası, içeriği ikisine dair, bilinen bilinmeyen diye. Bilinmeyenleri gelecek olan Resul'u açıklayacak. Bilinenleri Hazreti Muhammed zaten açıklamıştı biznillah, Allah'ın izniyle. Diğeri gelecek olansa Zulkarneyn aleyhisselam ve o ona atfediliyor benim anladığım. Çünkü burada Tevrat'a, İncil'e bir gönderme yok. Zaten tamamını içine alan devamında şeyler var. Yani burada ekstra bir kitabın gelmeyeceğini ama mevcut kitabın anlaşılmayan ayetlerini, müteşebbih olan ayetlerini, hakikatini, gerçekliğini Allah'ın izni, inayeti, yardımıyla, lütuf ve ihsanıyla, ilhamıyla, işte vahisi neyse onunla Zulkarneyn aleyhisselama verdiğini, açıklayacağını ben öyle anlıyorum. Çünkü neden? Bakın. Sadece bu ayet üzerine konuşmuyorum. Devamında biz 134. ayette ne demiştik?
ilk okumamız gereken aslında. Neden son okuyoruz? Şöyle diyor. Kim dünyadan nasibini isterse bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah'ın yanındadır. Allah içtendir, görendir. Hatta şöyle diyor mesela, o dilerse 133, o dilerse sizi yok eder ve ey insanlar başkalarını getirir. Allah'ın gücü buna yeter. Hatta ondan önce bir ayet daha vardı kardeşlerim. Onu ben 135'i yanlış okudum. 134'le karıştırdım. 135 yani bu 136'dan son önceki ayet. Yani size bir Resul gönderilecek, kitap verilecek. O kitabı açıklayacak. Ondan önce gönderilen kitap da aynı kitap olduğu için burada farklı anlatım yapıyor. 135 ey iman edenler, müminler anlamında. Kendilerinizi ya da anne babalarınızı veya akrabalarınızın aleyhine dahil olsa Allah için adaleti sağlamaya çalışın, şahitler olunuz. İster zengin isterse fakir olsun. Allah ikisinden de önceliklidir. Onun için haktan ayrılıp nefsin arzularına uymayın. Eğer dininizi eğip bükerseniz veya yani şahitlik yapmaktan çekinirseniz şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız haberdardır. Şimdi burada neden müminlere veriyor? Çünkü Hazreti Muhammed'den sonra müminler hiçbir zaman başa geçmedi. İşte siyasi güçler, kabileler, ırklar, işte böyle aileler, hanedanlar dönemi oldu. Bu cumhuriyetler dönemi de şeytani dönemlerdir ve şeytanın sistemidir. Hatta bir hadis-i şerifte işte öyle anlatıyor ki Hazreti Mehdi zamanına kadar Allah iblise, kafirlere, münafıklara süre tanımıştır. O gelince Allah onunla birlikte o kafir, şeytan ve münafıkları ortadan kaldıracaktır hadisi var. Biz daha önce ne demiştik zaten? Hani şeytana, iblise kıyamete kadar mühlet verilmediğini, bu dönemde şeytanla hesaplaşma dönemi olduğunu defaatle anlatmışızdır değil mi? Şimdi burada ey iman edenler dediği zaman, işte burada Allah Resulü geliyor, ona bir kitap veriliyor ya. Onun döneminde iman edenlerin hükümdarlık dönemi, müminlerin. İşte o zaman diyor bak, ana babanız dahil olsa, akrabalarınız dahil olsa haklarında münafıklar gibi yapmayın. Eşi dostu kayırmayın. Torpil rüşvet sokarak yapmayın diyor. Sizin aleyhinizde de olsa, akrabalarınızın aleyhinde de olsa Allah'ın dinini, ayetlerini ayakta tutun, doğru şahitlik yapın. Yani şer'i hükümleri doğru uygulayın. Eğer bundan vazgeçer, doğru şahitlik yapmazsanız Allah diyor her şeyi, her ne yaparsanız haberdardır. Gören işten bilendir. Hatta ondan sonra ne diyor? Allah dilerse sizi götürür, yerinize başka bir kavim getirir. Şimdi demek istediğimi net anladınız değil mi kardeşlerim? Yani Rabbimiz Nisa suresinde ileriye doğru akan bir anlatımın aslında tersten böyle sıralı okuduğumuzda özellikle bu dönemi 92'den sonra 94'te Tayyip Efendi'nin belediye başkanlığıyla gelen 30 yıl sonrasına baktığımızda gerçek yüzünün ortaya çıktığını ve bunun da etrafına yerleşen avanelerin münafıklar olduğunu, dini, imanı, para olduklarını bunların net ortada aşikar. Ve öyle bir konumdalar ki ne etliye ne sütlüye karışıyorlar. Bugün müminlerin sözde haklarını savunuyorlar. Beğenmedikleri Şialar, işte İran şeytanı biz de diyoruz. Harit olarak şeytanı temsil ediyor. İran yapmacık da olsa oraya füze fırlatmıştır kardeşlerim. Lübnan ve Yemen başa çekiyor. Demek ki neymiş? İşte gerçek müminlerin kim oldukları ortaya çıkıyor kardeşlerim. Münafıkların da. Münafıklar batıyla dost geçinmeye, olur ya batı kazanır, galip gelirse, bak biz müminleri size karşı koruduk, saldırmalarını, üstün gelmelerini engelledik diyecekler. Ayet öyle diyor, net. Bunu Allah söylüyor. Eğer müminler galip gelirse bize de bir ganimet yok mu? Biz de sizinle beraberdik diyorlar. Onlar ne diyor? İman etti, öldü şeyi. Sonra inkar ettiler. Tekrar iman etti, tekrar inkar ettiler diyor. Ayetinde hatırlarsanız kardeşlerim.
Daha sonra da inkarda ileri gittiler. İşte bütün bu olup bitenleri bu ayetler ışığında elinize aldığınız Kur'an meallerinden Türkçeden Türkçe meallerini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ekrana koyduk, okudunuz, görüyorsunuz. Bugün günümüzü birebir anlatıyor mu, anlatmıyor mu? En büyük, önemli olanı müminler hiçbir zaman iktidara gelmedi. Çünkü radikal İslamcı diye müminleri öldürüyorlar, katlediyorlar. Şeytani sistem ve hatta bir hadiste Mehdi ile ilgili de diyor, erken çıkması durumunda öldürülecektir. Tam zamanında ve şeyinde Allah onu o yüzden saklıyor, ismini gizliyor. Tam zamanı geldiğinde onu çıkaracaktır. Çünkü dediğimiz gibi daha önce bu ülkede Erbakan gibi birini 9 ay bile iktidarda tutmadılar. Demek ki doğru olanı 9 köyden kovuyorlar. 9 ay 9 köyde. Münafıkları 20 yıl tepede tutabiliyorlar değil mi? Çünkü Batı kendine yarayan adamı tutar. Kendine yaramayan adamı gönderir. Oraya savaş ilan eder. Bizim en son görsel videolarımızda ülkelerin nasıl öldüğünü, liderlerin nasıl öldürüldüğünü gösteren videomuz vardı. Bazılarının zoruna gidiyor o video. Şeytani sistem, Mustafa Kemal'in sistemini savunan münafıklar var. Bizlere yorumlar yazıyorlar. Ya nasıl olur? Osmanlı yıkıldı. Ya siz kimsiniz? Rejiminiz ne? Selçuklu yıkıldı. Siz kimsiniz? 50 gram aklınız yok. Ölülerle yatıp kalkıyorsunuz. Hayallerle, sloganlarla küfürde ileri gidiyorsunuz. İleri gittikçe gidiyorsunuz. Yani bunu belirtelim. Demek istediğimiz kardeşlerim, gerçek anlamda münafıkların döneminde, ondan önce küfür ehliydi. Bunlar münafıklar biliyorsunuz, küfür ehlinden de ileri. Ve Allah bir Resul gönderecek diyor. Allah'a ve Resulüne ve ona indirdiği kitaba ve ondan önce indirilen kitaba da iman edin diyor. Yani buradan başka bir kitap çıkarmanız yok. Burada işte son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan önceki İncil anlatıyor. İncil anlatırsa Tevrat'ı da anlatır. Tevrat anlatırsa Zebur'u da anlatır. Zaten hepsini içine alan tanımlamayı devamında yapıyor. Tüm kitapları, Resulleri, melekleri içine alan, ahiret gününü içine alan bir tanımlama yapıyor. Biz defaatçe söyledik, bu 30 cüzden oluşan Kur'an-ı Kerim iki bilinmeyeni denklem gibidir. Yani biri biliniyor, biri bilinmiyor. Matematik formülü var, iki bilinmeyen denklem nasıl çözülüyor diye, çapraz vesaire gibi, ama burada işte Allah-u Teala ilk gönderdiği Resul'le, Nebi'yle, Nebi ve Resul'le, Hazreti Muhammed'le o kısmını açıklıyor bilinenlere. Ama bilinmeyenler var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dahi açıklamadığı, Allah'ın izin vermediği, açıklamadığı, açıklayamadığı vesaire, her neyse Allah'ın izni olmaksızın kalan kitabın içeriğinde bilinmeyen müteşebbih, hatta münafıklar işte bu müteşebbih ayetlerle birbirlerine vesvese verirler. Bu onların cehenneme gidişinin alametidir diye de belirtir ayette. İşte kardeşlerim, burada gelecek olan Resul'ü tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in devamı olan başka bir kitap değil. Hakiki kitabın içindeki bilinmeyen müteşebbih bölümlerin ona indirileceğini, bildirileceğini. Nasıl ki diyor, bu kitabı gönderdik ya diyor. Buna iman ediyorsunuz, bunun içinde bilinmeyen müteşebbihlere de iman edin ki, çünkü gelen Resul ve onu verdik. Biz iki yedili ile büyük Kur'an'a, büyük Kur'an'a bak. Zaten orada Hicr Suresi 87'de bu kitaptan bahsediyor. Onu Hazreti Muhammed'e atfetmek yanlıştır. İki yedili'den kastı da açıkladık, videolarımız var. Yani Bakara Suresi'ymiş, Maun Suresi'ymiş falan değil. İki yedili'den ya da işte ardışık iki yedili, tekrar eden yedili, yani bu tekrardan okunan yedili anlamında değil. Bunu anlattık. Buradan zaten büyük Kur'an'ı sana verdik derken de işte bu müteşebbih olan Kur'an'ın büyük bölümünü içine alan müteşebbih ayetleri biz Hazreti Zulkarneyn'e verdik demektir bu. Ve o ayetin gerçekten de Zulkarneyn Aleyhisselam'a verildiğini anlatan, bir Resul'e verildiğini anlatan Nisa Suresi 136. ayet nettir. Ey iman edenler!
Çünkü müminler dönemine giriyor, salihler dönemine giriyor artık dünya. O dönemde dünya hakimiyeti var. Diyor ki Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba, ondan önce indirdiği kitaba da, yani zaten ondan önce kitap dediği Kur'an-ı Kerim'dir. Şer'i hükümlerin uygulandığı, tümünü içine alan kitaptır. Kitabın yarısı tabiri caizse, yarısından çoğu Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a verildiği net anlaşılıyor örnek. Bu tarz kardeşlerim bunu anlatıyor. Tabi o dönemde diyor, şer'i hükümlerin uygulandığı dönemde diyor, ey iman eden müminler, ana babanız, akrabalarınız dahil olsa diyor, onların aleyhlerine şahitlik yapın. Doğru şahitlik yapın. Kim şer'i hükümleri ihlal ederse onları uygulayın onları. Eğer uygulamazsanız, şahitlikte sakınırsanız Allah bundan haberdardır. Sizi götürür, yerinize başka bir nesil getirir. Net belirtiyor. İşte dediğimiz gibi kardeşlerim, biznile, Allah'ın lütuf ihsanıyla, Rabbimizin bizlere nasip etmesiyle bu ayetlerinle açık, net ne olduğunu sıralı bir şekilde baktığımızda biznillah net ortaya koyuyor. Günümüzü, güncelimizi, yaklaşık 30 küsur yılımızı içine alan bir olayı, belki de 40 yıl içine alan olan bir dönemi anlatıyor kardeşlerim. Ve bu dönemde olan bitenleri, özellikle bu münafıkların hem müminlere hem kafirlere yaranma durumunun olduğu tek olay Filistin olayıdır. Bu ayet bizim burada ne kadar doğru olduğumuzu güncelde gösteriyor. Yani işte münafıkların iki tarafa da şirin gözükme, iki tarafa da yaranma, iki taraftan da korunma veya çıkar elde etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ortaya koyuyor. Yine de dediğim gibi kardeşlerim, ben de olsun Rabbimiz bilir. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.